ne bileyim işte bir biçimiyle müzik de yapabileceği, dinleyebileceği, eğlenebileceği or or yapmış. yerler olmadığı için gerçekten parklar tıklım tıklım. Bak ben çok keyif alarak gittiğim bir park var. Maçka Parkı'na gidiyoruz. Çok kalabalık. O kadar Bugün kalabalık. Bugün orası mı Berna? Polisin müdahale edip pikniği dağıttığı park. Maçka evet, Parkı orası. mı orası? Evet orası. Bakın ya o burada... da inanılmaz bir şey. Neden? Mesela çocuklar orada piknik yapmak için bir araya gelmişler. Polis girmiş orayı da Son dağıtmış. derece yani mesela Ankara'da Seymenler Parkı var artık. Ya bunlar yeni sosyal mekanlar, parklarda bir araya geliniyor. Fakat görüntü bugünkü görüntü inanılmaz. Evet. Bu ben size söyleyeyim, bu, buradaki ağacı kesmenin derdi de o gençlerin orada eğlenmesine izin vermemek. Çünkü bir yaşam tarzına müdahale var. Aynen. Abi canım ya, Başkan sen eğer bu olur. ülkede kalkıp da hilafet gelsin diye sokaklarda yürüdüğün zaman serbest o düşünce özgürlüğü. Tabii. Boylu kalın takipsizlik kararı aldı biliyorsun. Şimdi kalkacaksın bu insanlarda şeriat gelsin diye sokaklarda yürüdüğün zaman ifade özgürlüğü olacak. Ses çıkarmayacaksın. Ama insanlar bir araya gelip piknik yapmak istediği zaman, müzik çalmak istediği zaman, eğlenmek istediği zaman, özgürlük istediği zaman, var olan anayasal haklarını kullanmak istediği zaman sen bunlara her türlü şiddeti uygulayarak susturmaya çalışacaksın. Bu baskı iklimi işte zaten insanları çileden çıkarıyor. İçim kan Bu, ağladı gerçekten. Ya böyle bir şey olur mu? O kadar o keyif zaman. alıyorum ki. Arkadaşlarımla Maçka Parkı'na gidiyor. Az orada önce izledik televizyonda şey Avusturya'da insanlar maskeleri çıkarmış. Kim? normal hayatına ya, devam ediyor. Yayında biz, biz daha neler yaşıyoruz ya? Kimse birbirine karışmıyor. Bir tanesi gitar çalıyor. Orada yanda oturan onun çaldığı şarkıya eşlik ediyor. Ya güzel bir ortam var. Bu ama bu şey. Bu buradan şey iklim yaratılamıyor. Ya. Sen abi, 24'ten yaratılamıyor sonra ya. müzik çalınmamasını koronavirüs tedbirleriyle ilgili olduğunu düşünüyor musun? Bunu ya bu, zaten böyle bir şey... En şey en rahatsız etmeye, Aklıma Rahatsız öyle şey olur mu ya? Kusura bakmayın dedi evet, değil, kısura kısura bakmayın, değil mi? Kusura bakmayın, bakmayın. Vallahi kimse kusura şey bakmasın. Yapmayın. Bu ülkenin alın teriyle oluşturulan vergiler çalınırken susanlar, bu ülkeyi yağmalatırken susanlar, Bizim neye kusura bak bakmayacağımıza karar vermesinler. Biz 24'ten sonra müzik çalmasından kim bugüne kadar rahatsız olmuş ya? Bir şey söyleyeceğim Murat, demek ki bu ülkede ne yasakmış ne değilmiş. Ya bir de manipülasyon var. Serbest olan olarak... neymiş mesela vergi kaçırmak serbestmiş. Değil Tabii mi? vergi kaçırmak olsak... serbest. Çete kurmak serbest. Eroin ticareti serbest. Elinden gelen mücadele yapılıyor. Yapanlar için ayrı bir şey söylemiyorum ama. Kara adamlar, para aklamak Kara serbest. para aklamak serbest. İhalelere girip yağmalamak serbest. İhaleler arasında dağıtmak. fesat karıştırmak serbest. Gazeteciler arasında rüşvet vererek kendi hakkında itibar itibar suikastı yaptıracak kişileri birlemek ve PR yapmak serbest. Bu ülkede birileri hakkında yalan yanlış haberler yaparak onu terörist im i itham etmek ya da o insanların cezaevine girmesi serbest ama adalet aramak yasak. Kendi mesleğini yapmak yasak. Hakkını aramak yasak. Özgürlük demek yasak. Müzik çalmak yasak. Giyinmek yasak, konuşmak yasak, yazmak yasak. Yasak her şey yasak. Ne oldu? üçeyle ile geldi bu iktidar. Değil mi? Üç ile mücadele edeceğiz diye yolsuz, gelmediler yolsuz. mi? Yolsuzluklar yasak. Bakın ya Allah aşkına çıldıracağım. Hani insanlara fazla bunaltmamak için de anlatmıyorum ama şu konuşmaya bakın ya lütfen. Diyor ki Bafra Devlet Bafra Devlet Hastanesi'nde daha çok açık şartlamayla çıkar. Yani senin Samsun'da bu firmaya çok fazla ihtiyacın yok gibi. Şayet olursa komisyon vererek işi çözebiliriz. Bu bilgileri Baxter Bölge Müdürlüğü ile paylaşır mısın bilmiyorum. Bunlar e, kurumlar arasındaki birbirleriyle işte, ilgili abi. yazışmaları. İbn Sina Hastanesi ile ilgili söylüyor. Bak iki, 20 bin takımlık ihalenin dializör şartnamesi filan diye anlatıyor. Önceki senelerdeki gibi olursa problem olmayacağını söyledim. Sen de bunları dikkate alırsın. Mehmet Ali diye isim de veriyor burada. Başka, başka bir şeye giderken... E, 19 Mayıs Üniversitesi'nde sorunumuz yok. Havza Devlet'teki bir sonraki için ihale bana söz verdi diyor. Bak Havza Devlet Hastanesi bir sonraki için bana söz verdi. Mehmet Aydın Devlet Samsun ihalesi çok açık bir ihale. Sizinle konuşmuştuk. Biz girmemeye karar verdik. Sanırım FRS de girmeyecek. Orada Baxter DC ile çok üst fiyat al alacak. Çok fiyat at, at atacak. Bunlar ne biliyor musun? İhaledeki fesatlar abi. Sen ben diyaliz merkezine gidip de 300-500 lira ucuz olsun zaman devlet bize yardım etsin diye girdiğin devlet hastanesinde aslında fiyatların nasıl yükseldiği ve senin maaşından kesilen oranın oradaki hastanede verilen hizmetlerle bağdaştığını bilmediği için vatandaş buradaki her şeyi e, yandaşlara böyle peş, çek, <laughs> çekilmiş durumda. İhalelerdeki fesat almış başını gitmiş bir tekel kurulmuş. Farklı firmalar rekabet halindeymiş gibi gözükürken arka planda kendi e, tekerlerini oluşturarak Elini almışlar devlet hastanelerini ve devlet hastanesinin içinde de bu insanlarla işbirliği yapan kişiler var. İşte bu raporların hepsi savcılığa intikal ettirilecek ve sorumlular hakkında hesap sorulacak. Yapılmış mı? Hayır. Şimdi ne olacak? Bana dava açılacak bununla ilgili. Geçen gün ben e, anlatayım sana yani... niye açılacağını. Geçen gün gittim ifade verdim. Ne için ifade verdim biliyor musun abi? <laughs> Şundan dolayı çok özür dilerim. Daha öncesinde Osmanlı arşivinin taşındığını ve Osmanlı arşivinin taşındığı yerde de su baskınları olabileceği ihtimalini İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporlarına istinaden de olmasına rağmen buraya yapıldığını söyledim ben. Evet burada anlattın. Niye burada anlattım. Ve burada da Sabah Gazetesi'nin bir haberinden alıntı yaparak oradaki ekstradan 13 milyon lira masraf yapılmış. Normalinde dedim ki bu masrafın yapılmaması lazım. Çünkü ihaleyi yapan firma kimse o firmanın bunu ücretsiz olarak yapması gerekiyor. 15 yıl oradaki oluşacak aksaklıklardan sorumludur. Sözleşme 4734 ihale kanununa göre. Bu firma yapmamış, yeniden ihale düzenlenmiş. Ne kadar? 13 milyon TL. 13 milyon, yani 13 trilyon. Ve bunu eleştirdim. Oradaki ihale alan firmalarında o firmanın, Siyah Kalem adlı firmanın daha öncesinde Sabah Gazetesi'nde Paşa Bahçeli'deki bir ihale ile ilgili adının geçtiğini ve bu firmanın Remzi Güre ait olduğunu söyledim ben. Yazdım. Kaynakçası da orada yazılı. Remzi Gür benim hakkımda şikayetçi olmuş. Sebep? Niçin? Bu firma bana ait değildir. Bana olduğu ait iddia ediliyor. İftira atılıyor. Toplumda benim işte kişilik Kırmızı. haklarım falan diyor. Savcıya gittim. Dedim ki efendim savcı çağırdı. Avukatımla birlikte gittim Ruşen Gültekin'le. Bakın dedim yazı burada duruyor sabah gazetesi. Bir tekzip var mı? Yok. Yalanlama var mı? Yok. Yazı yayında. Peki aynı haber Hürriyet gazetesinde var. Buyurun efendim. Evet. Diğer yazdıklarımın belgeleri de burada. İhale şartlaması bu. Kamu zararı uğramış 13 milyon lira. Asıl yazma konusu bu. İçerisindeki bir satırla ilgili açılmış. Evet haklısınız. Ben her şeyi teslim ediyorum. dönür daha eve gelmeden ben niye öğreniyorum abi? Dava açılmış hakkında. Eğer adalet, yargı birilerini kırmamak üzere bu şekilde devam edecekse bizi yazdığımız her yazıdan dolayı e, pro, savcılıklara gireceksek problem değil. Ben giderim. Belgelerimi sunarım. Gerekirse yargılanırım. Cezamı çekeceksem de çekerim. Bunlardan çekinmeyiz biz. Ama adalet dediğimiz şey bu değil. Adalet dediğimiz şey bu değil. Mesela Kanal İstanbul güzergahında arazi alan insanlarla ilgili yazı yazmışım. Demişim ki bu adam Çetin Saya, Tuzkon'la konuluyla ilgili e, yönetim kuruluna demişim. Hayır diye ben bununla ilgili işte toplumda küçük düşürücü falan diye suç duyurusunda bulunmuş benim hakkında. Emniyete gittim ifade verdim. Belgelerini sundum ya. Valiye verilen genel kurul raporları aynı zamanda Tuzkon FETÖ çatı yapılanması Tuzkon'un e, iddianamesinin altındaki ekler hani basit bir aramayla bile çıkacak belgeler ekledim ya dedim bu işte belgeleri ve bunlarla ilgili soruşturma başlatılıyor bizim hakkımızdaki en ufak bir iddiada inanılmaz derecede hassasiyet gösteren muhteşem savcılarımız değerli savcılarımız bu tür iddialar karşısında sessiz kalıyor sessiz kalıyor o zaman neyi düşünüyorum ben biliyor musun bu ülkede yağmayı, yolsuzluğu, hırsızlığı, talancılığı yazdığın zaman suç. Bu ülkede yağma yaptığın zaman, hırsızlık yaptığın zaman, talan yaptığın ya zamansa mükafat. Hadi öz ışık çıkıyor. Ya <laughs> diyor ki evet. Ateş, mesleği bıraksın ya. diyor. Ya. Süleyman, Süleyman ışık çıkıyor. çıkıyor. Ne diyor. Bir de onu anla. Diyor ki o komisyonlarına ben binlerce kişi gönderdim ya, Süleyman Soylu'ya. Ya, ya, böyle yani, Diyor. Ben Süleyman Soylu'nun yerinde olsam bu kişiye derhal dava açarım. Aa, Sen bura, ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim bu biçim ne demek, Bu o, borsa kurduk evet, demek. Ya, evet. komisyonunu 10 bin kişi şey bu zamana diyor, kadar 10 bin diyor. kişi görevine geri gitmiş bak. 10 bin kişi gere, görevine geri ya, gitmiş. Ya bu gerçek değildir herhalde Süleyman Özdoğan yani, diyor ki binlerce yani kişi, yani, kişi atıyordur diyor. kafadan herhalde. Ya muhtemelen öyledir. Yani olmamasını umut ediyoruz Umut ediyoruz ama şunu yani bilmiyorum tabii ki. Ama olduysa da şaşırmayız diyorsun. Evet. Ya ortada Ama, bir suç itirafı var. Evet yani, yani o kadar politik zekaları o kadar geride ki söyledikleri ağızlarından çıkan şeyin aslında bir suç olduğunu farkında bile değiller. Ne diyor Süleyman Özışık? Ben bana diyor kefil yani. olduğum kişilere bana gelen dosyaları gönderdim. Bunlara bunlara FETÖcü diyorsanız bana da FETÖcü deyin. O kadar kefilim, adım kadar kefilim dedim Kimsin ve onların ki sen öyle kefil ve onların ve onların yani yani biz şurada e, bir cümleyi beş kere düşünerek kuruyoruz, hadi. iddia ediyoruz, öyle diyoruz, böyle diyoruz. Sen kamuya nasıl geri edin? alınmasını sağladım diyor, yani kamuya şey yapılmasını sağladım. Gerçekten inanılmaz ya bir Ozan, şey ya. Ki, kim nereden biliyor ona gidecek olduğunu? Bir de öyle bir boyut tabii, var. Tabii. Bakın, yani Süleyman soydunu çok yakın olarak ortalıkta gezen ve bu işleri bitirdiğini söyleyen kişiler bunlar. Binlerce kişi eğer iddiası doğruysa. O işini çözmek için öz ışıklara gidiyor. Bakın bu şey değil. Yani inanmıyoruz belki belirli aşamalar binlerce sayılar abartılmıştır filan diye düşünüyoruz ama ortalıkta bunu bilen insan dolu. Yani bir işçileri olduklarında bu, can kime gideceklerini, yazdık, FETÖ borsası boşa e, mi? Evet, evet yani kime gideceklerini çok iyi biliyorlar. Hadi sürekli. Ona gidersem şu mevkiye ulaşırım. Ona gidersem gayri hukuki olarak senin biraz önce anlattığın gibi yani sistemde bir yargı kalmadığı zaman sistemde tek adam iktidarı olduğu zaman o tek adam iktidarı da olamayıp etrafta derebeylikler oluştuğu zaman herkes bir derebeye gidip kendi sorununu çözmeye çalışıyor. Bak bir şey ekleyeceğim senin o içimde söylemezsem içimde kalacağı için. Sen <laughs> iki saattir içimde kuruyorum açıkçası. Çünkü kargil işçileri çok